Olay televizyonu ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Olay Sağlık programımıza yeniden birlikteyiz. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü konumuz diş sağlığı olacak. Ağız ve diş yapısının sağlıklı olmasını ve kişilerin estetik kaygılar yaşamamasını sağlayan bir takım uygulamalardan bahsedeceğiz. Bu uygulamalar protetik diş tedavi uygulamaları, implant üstü protez uygulamaları, estetik protezler ve ortodontiden de bahsedeceğiz. Tabii ki genel olarak ağız ve diş sağlığından da bahsetmemiz gerekecek. Sizin de konuyla ilgili merak ettiğiniz sorularınız olursa bize 0224 331 70 75 numaralarından ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuğum diş hekimi Serdar Nalcı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Gözlem. Hocam diş sağlığı tabii ki çok önemli değil mi? Hem sağlık açısından hem de estetik açıdan bizim için önemli ve hep ön planda olan bir durum. Dolayısıyla buna bu konuda nelere dikkat edeceğiz? Bugün onu konuşacağız ve birçok uygulamamız var konuyla ilgili. Bunları sırayla başlık altında toplayalım istiyorum. Tamam. İsterseniz protetik diş tedavi uygulamalarından başlayalım hocam. Nedir bu? Hangi uygulamaları kapsıyor? Tabii. Şimdi şöyle başlarsak daha doğru olacak. Diş hekimliği 8 ana bilim dalından oluşmakta şu anda. Protetik diş tedavisi de bu dallardan bir tanesi. Kabaca bahsedecek olursak protez tıpta da olduğu gibi vücutta herhangi bir işlevini kaybetmiş ya da eksik organların yapay materyallerle yerine konulması ve o işlevin tekrardan kazandırılması anlamına gelmektedir. Ağız diş sağlığında da bu işlem böyledir. Yani ağız içerisinde herhangi bir diş harabiyeti ya da diş çekilmesi sonucunda meydana gelen boşluklara porselen materyalleri daha fazla olmak üzere kullanılarak eksik bölgelerin tamamlanması işlevidir. Evet. Protetik diş tedavisi de bu konuyu içermektedir. Yani bu işlemi yapan hekimler de protetik diş tedavi uzmanı ya da prostodontist olarak adlandırılmaktadır. Evet, daha çok boşlukları doldurma. Tabii. Değil mi? Yapısal bozukluğu olan durumlarda. Evet. Yani diş eksiklikleri diye şey yapabiliriz. Mesela protez uygulamalarını biz iki ana başlık altında toplayabiliriz. Evet. Bunları hareketli ve hareketsiz protezler olarak, sabit ve hareketli olarak toplayabiliriz. Sabit protezleri tercih ettiğimiz durumlar daha çok böyle kron harabiyeti, diş, biz kron olarak şey yaparız, diş harabiyeti durumlarında yapılan protezlerdir ve bu protezler ana diş gibi, yani hasta ağzında sabit olarak durmaktadır. Hareketli protezler ise hem hasta tarafından hem hekim tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir. Ama hastanın ağız durumu el verdiği ölçüde tabii ki her zaman sabit bir protez yapmayı tercih ederiz. Protezi şöyle değerlendirebiliriz. 8 daldan birisi ama bütün kapılar proteze çıkmaktadır işin açıkçası. Nasıl oluyor bu? Mesela bir harap olan bir diş kanal tedavisi gördü ve dolgu tutamayacak derecede harap. Evet. Bu gibi durumlarda kanal tedavisi işlemini takiben biz bu dişe protez uygularız. Veya cerrahi bir işlem sonucunda kurtarılamadı diş ve çekim gerekti. Yine son olarak kurtarıcı protezdir. Yani bütün işlemler tamamlandıktan sonra son dayanak protezdir. Yani hasta kliniğe ya da doktora geldiği zaman ben protez yaptırmak istiyorum diye geliyor. Ama işin arka tarafında gerçekten çok detaylı işlemler yapılması gerekiyor. Evet. Hocam şimdi sabit ve hareketli dedik. Evet. Şimdi tabii ki bunun ikisi de dediğiniz gibi kişinin, hastanın diş durumuna göre yapıyoruz. Evet. İkisi de her zaman için mümkün olmayabiliyor. Bu hareketli protezleri biz daha çok yaşlılarda mı kullanıyoruz acaba? Yani popülasyon olarak yaşlı kesimde daha fazla ama bunun içinde genetik faktör de var. Yani biz bunu 50 yaş, 60 yaş civarı olarak nitelendirirsek yanlış söylemiş oluruz. Çünkü bize başvuran hastalarda mesela dişlerinde hiç çürük yok, ağrı yok, sızı yok ama dişler sallanarak dökülüyor. Evet. Bu aileden gelen genetik bir rahatsızlık olabiliyor, periyodontal rahatsızlıklar. Bu gibi durumlarda yine söylediğim gibi sabit protez yapabiliyorsak onu tercih ediyoruz ama mecburen 30'lu yaşlarda bile hareketli protez yapmak durumunda olduğumuz hastalar ne yazık ki oluyor. Evet. Tabii hocam protezlerde kullanılan malzeme de önemlidir muhtemelen değil mi? Bunların da çeşitleri vardır muhakkak. Hani kalitesine göre kullanım süresi de muhakkak vardır. Tabii. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, sabit protezlerde öncelerden beri porselen, yani biyolojik olarak da vücuda uyumlu bir materyal olduğundan dolayı ağız içerisinde daha çok tercih ediliyor. Çok eskilerde akrilik dediğimiz malzemelerde kullanılıyordu. Yine hareketli protezlerde hala tercih edebiliyoruz. Ama şu anda günümüzde ilk sırada porselen yer almakta.
Daha çok eskilerden dediğim gibi metal destekli porselenleri biz sabit kron ve köprüler kullanırken yapıyoruz. Hala da devam ediyoruz bunları kullanmaya. Ancak estetik her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de biraz ön plana çıkmaya başladı haklı olarak. Ve bundan dolayı hastalar tam porselen dediğimiz sistemleri daha çok tercih ediyor. Ağız içi şartlar uygun olduğu ölçüde endikasyonlar diyeyim yerine geldiği sürece tam porselenleri yapmak daha çok tercihimiz bizim de. Hı hı. Hastalar bu şekilde daha mutlu oluyor çünkü. Evet. Tabii bunların da aynı zamanda bakımı da önemli. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Normalde kendi dişimizle kullandığımız işte protezlerden kıyaslayacak olursak en azından bakımı konusunda daha fazla dikkat gerektiren durumlar söz konusu mu? Yoksa kendi dişimiz daha mı dayanıklıdır kıyasladığımızda? Ya şöyle söyleyeyim, bu bir protez yaptığımız işlem. Sonuçta yapay bir materyal. Yani doğuştan gelen bir şey değil. Ama bakım hemen hemen aynı. Yani biz bütün diş hekimleri söyler. Yani günde en az iki, mümkün olduğunca üç defa dişlerinizi fırçalayın deme sebebimiz doğru sonuca ulaşmayı hedeflemektedir evet. Buradan. Yapılan protezlerde de ekstra bir bakım gerekmemektedir. Evet, hastanın ağız hijyeni kötü ise buna sigara eşlik edebilir. İş yoğunluğundan dolayı fırçalayamadığı ortamlar olabilir. İlave gargaralar, çeşitli temizleyici, özel fırçalar önerebiliriz. Ama iş her türlü düzenli bakıma dayanıyor. Nasıl kendi doğal dişlerimizi düzenli olarak fırçalıyorsak protezlere de aynı bakımı vermemiz gerekiyor. Yani olay hareketli protezlerde biraz daha farklı, çeşitli materyallerden faydalanabiliyoruz. Yani belli saatlerde, çünkü diş etini de hareketli protez kullanıyorsak eğer ağız içerisinde dinlendirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı onda da çeşitli gargaraları tercih edebiliyoruz. Evet. Hocam damak protezi dediğimiz şey aynı şey midir bunlarla? Evet. Farklı Halk, mıdır? Halk arasında damak diye geçiyor. Evet. Bu hareketli dediğimiz damak protezi aynı Aynen. zamanda. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ağız içerisinde özellikle arka bölgelerde, çenede arka bölgelerdeki dişler kaybedildiği zaman destek alacağımız diş yoksa bu gibi durumlarda hareketli protezleri tercih edebiliyoruz. Eğer hastada hiç diş yoksa, yani tamamen dişsiz bir hastaysa tam damak dediğimiz, bizim de total protez diye isimlendirdiğimiz protezi yapıyoruz. Ama bu proteze alışmak, sabit proteze alışmak kadar kolay değil. Ne yazık ki hasta başta konuşma güçlüğü, yeme güçlüğü çekebiliyor. Hareketli bir protez olduğu için ister istemez altına yiyecek artıkları toparlanabiliyor. Ondan dolayı biraz daha detaylı bakım gerektirebiliyor. Günümüzde tabii ki dediğim gibi ilk sırada elimizden geldiği ölçüde implant sisteminin de bayağı ilerlemesiyle beraber bizim elimizi de kolaylaştırdı bu. Olabildiğince sabit proteze dönük çalışmaya devam ediyoruz. Peki hocam tedavi sürecinden bahsedelim isterseniz. Evet. Ne kadar bir süreyi kapsıyor? Öncelikle tedavi süreci, bir de alışma sürecinden de bahsederiz. Tabii. Şimdi sabit protezlerde tedavi süreci şöyle söyleyeyim, kabaca bahsedecek olursak gülüş tasarımı denen bir olay var. Evet. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani işleme başlamadan önce hastayı direkt oturtup hadi protez yapalım şeklinde değildi. Gerekli radyografik değerlendirmeler yapılır bir kere. Ağız ne ihtiyaç var? Yani dolgu, çekilecek dişler, çoğu durumda diş eti tedavileri. Yani proteze gelene kadar bir kere hepsi planlanıyor. O süreyi uzatabiliyor. Çünkü hazır bir ağza protez yapmak lazım. Temiz, steril bir ağza protez yapmak lazım. İş protez kısmına geldiğinde ise provalarıyla beraber şöyle söyleyeyim, yaklaşık 1-2 haftalık bir süreç içerisinde hasta istediği proteze kavuşabiliyor. Bu implant protezlerinde biraz daha süre uzayabiliyor. Çünkü içine cerrahi bir prosedür girdiği için yine hasta dişsiz kalmıyor tabii. İmplant kemikle bütünleşmesi tamamlanana evet. kadar geçici protezler yapılıyor hastalara. Bu açıdan hasta hem psikolojik hem estetik olarak kendini daha rahat hissediyor asıl protezine kavuşana kadar. Evet. Yani sonraki süreçte de tabii kullandıkça, zaman geçtikçe buna alışıyoruz. Tabii. En basit bir dolguda bile hocam, değil mi? Kesinlikle. Yani ağzımızı, çenemizi kapattığımızda bile o dolguyu orada hissediyoruz. Aynen. İlk zamanlarda. Ağız içerisindeki şöyle söyleyeyim. Zamanla. Dil, tabii. Dil vücudun en hassas organı. Öyle söyleyeyim. Yani en ufak değişikliği bile algılıyor ve onu kabullenmesi çok zor işin açıkçası. Doğru bir noktaya değindiniz. Proteze gerek yok. Ufak bir dolguda bile evet. bütün sistem bozulabiliyor. Yani çiğneme çok farklı bir şeydir. İşin temeli oklüzyona dayanıyor. Yani karşıt çene ilişkileri. Buradaki ufak bir yükseklik sadece bırakın dişlere, eklemlere kadar zarar verebiliyor. Ve bu hastayı daha zorlu bir sürece sokabiliyor.
işin açıkçası. O yüzden protez olsun, dolgu olsun, yani bütün şartlar sağlanarak tam detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor. Hastanın daha sonra konforunun iyi olması için. Tabii. Hocam peki herkese uygulanabiliyor mu bu protezler ya da kimlere uygulanmıyor? Şöyle söyleyeyim, her türlü kişiye protez uygulanabiliyor ama önemli olan doğru endikasyonu koymak. Mesela şöyle söyleyeyim, hasta hareketli protezi eğer implant tercih ediyorsak, hareketli protezden biz baştan bahsettiğim gibi kaçmaya çalışıyoruz olabildiğince. Neden? Çünkü hareketli proteze alışmak gerçekten çok zor. Yani biz bu işi çok yapıyoruz ama o koltukta değiliz. Biz bu işi yapan taraftayız, kullanan tarafta değiliz. O yüzden hareketli proteze alışmak kesinlikle zor. Sabit protezleri tercih ediyoruz. İşin açıkçası yine bahsediyorum ona. İmplantı dediğim gibi tercih ediyoruz. Mesela hasta dişlerini kaybetti. Eğer yeterli derecede kemiği varsa biz implantları çene cerrahileri yardımıyla, tabii ileri cerrahi teknikler gerektirebiliyor, uyguluyoruz ve hastaya sabit protezi yapıyoruz sonuçta. O sabit proteze kavuştuktan sonra inanın hasta hemen hemen ilk baştaki haline almış oluyor. Evet. Bu da onu mutlu hissettiriyor çünkü. Yani bizim ilk tercihimiz aslında sabit protez olmalı ki kişi buna uygunsa, diş kesinlikle. Yapısı, damak yapısı uygunsa evet. Diyebiliyoruz. Bir de hocam tabii ki implant üstü protezler var. Evet. Bunlardan da bahsedelim tabii, isterseniz. Tabii, onu da biraz girelim. Şimdi implantı kabaca söyleyecek olursak, implantları kısa bir şekilde yapay diş kökü olarak isimlendirebiliriz. Titanyum malzemesinden yapılan. Teknoloji ilerlediği müddetçe çok güzel bir şekilde sonuç alabiliyoruz biz bunlardan. Kemiğin iyi olduğu bölgelerde yapılabiliyor. Kemik sıkıntısı varsa yapay suni greftler veya yine hastanın kendisinden alınan kemiklerle, çene kemikleriyle güzel bir şekilde sağlanabiliyor. İmplant protezleri bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Mesela hastanın bir iki diş kaybı var. Yani büyük bir kaybı yok. Yandaki dişleri kesmemize gerek kalmıyor böyle bir durumda. Yani sabit protez dediğimiz olay bu, köprü protezi. Hastaya ekstradan zarar vermemizi engelliyor işin açıkçası. İmplantı o bölgeye uyguluyoruz. Gerekli iyileşme sağlandıktan sonra da yine üzerine sabit olarak isimlendim. Sabit olarak kron köprü protezimizi yapıyoruz ve hastanın doğal dişlerine hiçbir şekilde zarar verilmemiş oluyor. Evet. Hocam bu da tabii eksik diş sayısına bağlı olarak değişir değil mi? Kesinlikle. Yani bütün uygulama söz konusu oluyor mu yoksa sadece tek diş veya birkaç diş şeklinde? Yok. İmplant artık her türlü uygulanabiliyor. Her mesela türlü. Tam dişsiz bir hasta haklı olarak hiçbir şekilde alışamıyor damak protezine, total protezlere. Bu hastalarda da uygulanabiliyor ama onda da çeşitli tarzda olabiliyor. Yani implant üstü sabit protez yaptığımız gibi implant üstü hareketli protez çeşitleri de var. Çünkü implant işin içine girdiği zaman hem manevi hem maddi boyutu da işin biraz açıkçası artıyor. Mesela kemik iyi olduğu durumlarda biz tek bir çeneye yaklaşık olarak söyleyeyim 6 ya da 8 implant uygulayarak hastaya sabit bir protez, full bir şekilde çeneyi teslim edebiliyoruz. Ama olmadığı durumlarda mesela üst çeneden bahsedeyim biraz. Üst çene arka bölgede tam gözümüzün alt kısmına gelen maksiller sinüslerimiz vardır. Bir nevi su balonları gibi düşünün. O bölgede genellikle erken diş kaybı durumlarında bu sinüs sarkıyor. Ve orada kemik çok inceliyor. Ha, o gibi durumlarda oraya implant yine uygulayabiliriz. Yani kemik greftleri eklenebilir çene cerrahi yardımıyla beraber ama uygulamadığımız durumlarda sadece ön bölgeye 2, 3 ya da duruma göre 4 implant atarak bunun üzerine hareketli bir protez uygulayabiliyoruz. Ama bu bahsettiğimiz hareketli protez, başta bahsettiğimiz implantsız protezlere göre daha konforlu. Çünkü sıkı bir şekilde tuttuğu için hasta rahat bir şekilde çiğneme kuvvetini de uygulayabiliyor. Protez oynamadığı için bulantı oluşmuyor ve günlük hayatını daha rahat bir şekilde geçiriyor. Bakımı da yine hemen hemen hareketli protezlerle aynı bir şekilde hasta, nasıl ilk başta bahsettiğimiz damak protezini takıp çıkarabiliyorsa implant üstü protezini de yine aynı şekilde takıp çıkarabiliyor. Evet. Hocam az önce bahsettiğiniz gülüş tasarımı dedik. Evet. Bu bütün uygulamaları kapsıyor değil mi gülüş tasarımı yoksa farklı uygulamalar mı? Ona da ufak bir değinelim istiyorum tabii. Lafı geçtiği için. Tabii tabii. Gülüş tasarımı şöyle söyleyebilirim. Kabaca açıklayayım ben size. Hasta kliniğe geliyor. Hastanın bir beklentisi var. Hekimin hastanın nasıl diyeyim görüntüsüne, tarzına göre bir planlaması var ve aynı zamanda üçüncü bir dal olan laborant, diş teknisyeni var. Yani hepsinin işbirliği arasında gerçekleşiyor bu gülüş tasarımı olayı. Hastadan ilk başta fotoğraflar alınıyor gülüş tasarımı olayında. İlk başta geldi dişleri, teninin rengi, yüzünün şekli, bunların hepsi çok önemli bu durumda. Aynı zamanda alçı modeller elde ediyoruz ve laboratuvarda
hastaya protez bittiği zaman dişlerin nasıl görüneceği hakkında kabaca bir model hazırlanıyor. Evet. Hasta buna baktığı zaman yani onun istekleri oluyor, hekimin önerileri oluyor. Bu şekilde gülüş tasarımı elde edilebiliyor. Çünkü mesela hastanın istekleri farklı olabiliyor. Erkek hasta, bayan hasta, inanın diş, porselen için söylüyorum, diş şeyleri çok önemli. Biz mesela bir erkek hastaya bombeli tarzda diyeyim, yani böyle çok keskin olmayan bir protez yaptığımız zaman bu sırıtıyor, güzel durmuyor. Veya bir bayan hastaya çok keskin köşeli dişler yapamayız. Yani bu kötü bir protez çıkar bu gibi bir durumda. Yine aynı zamanda ten rengi, bu işte çok önemli. Açık tenli birine şöyle söyleyeyim, açık bir protez yapılabilir. Ama koyu tenli ise hasta açık bir protez istediği zaman evet güzel dişler olur ama estetik olmaz. Sırı sırı, kesinlikle estetik olmaz. Aynı bir noktaya daha değineyim. Mesela hastalar, biz burada estetiği konuştuğumuz için rahat bir şekilde söylüyorum. Hasta estetik olarak geliyor. Estetik bir beklenti içerisinde geliyor. Hekim estetikle beraber hastanın kaybettiği hem fonksiyonu hem de fonasyonu da geri teslim etmek zorunda. Yani bir diş kaybı ya da ufacık bir dolgu bile inanın hastanın konuşmasından bırakın çiğnemesine kadar bütün sistemi etkiliyor. Önemli olan hasta ilk geldiğinde bunların hepsinin geri teslim edilmesi. Estetikle beraber doğru konuşmada, yine etkin çiğnemede. Mesela hastaya bir protez yapıldı ama hasta yanağını ısırıyor. Estetik olarak çok güzel ama hasta kullanamıyor bunu. O zaman doğru bir iş yapılmış olmuyor. Evet. Yani bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilip estetikle beraber hem konuşmanın hem çiğneme fonksiyonunun hastaya tekrardan kazandırılması gerekiyor. Yani gülüş tasarımı için sadece estetik amaçlı değil de aynı zamanda sıkıntıları da hani tedavi etme durumundan bahsedebilir miyiz? Aynen. Yani hepsi hem estetik açıdan tabii, hem sağlık hekim açısından hepsini değerlendirir. Genel aynen, bir yenilenme diyebiliyoruz. Aynen öyle. Yani eski işlevinin bir nevi kopyacılık gibi düşünün. Yani doğal malzemeyi, Allah vergisi yaratılan bir dişi tamamen teslim edemezsiniz ama onu benzerini yapabilirsiniz. Olabildiğince bütün kriterleri göz önünde bulundurarak yapmak lazım. Yani evet hastaya beyaz, güzel şekilli bir diş yaptık. Bu sadece hastayı memnun eder. Ama hasta bir süre sonra geri gelir, yemek yemiyorum. Neden? Çünkü evet, bütün şartlar sağlanmamış. Bizim protezde bahsetmek istediğimiz bu. Estetikle beraber uygun oklüzyonu da sağlamamız lazım. Neden? Çünkü çiğneme tek yönlü bir hareket değil. Yani sadece ağız açıp kapatma şeklinde değil. Yan hareketler var, lateral hareketler var. Eklemden dolayı ön arka hareketler var. Bunların hepsinin sağlanması lazım. Evet, mükemmel bir şey ortaya çıkamaz. En mükemmeline ulaşmamız lazım ki hastanın daha sonraki şikayetleri hiç olmasın ya da azalsın. Evet. Ama siz detaylı bir çalışma yapıyorsunuz. Tabii. Hem cinsiyetine, teninin rengine, çene aynen, yapısına, yüz yapısına göre hepsi yeniden değerlendir. Bir oluşum sağlıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet, güzel ve detaylı bir uygulama evet, diyebiliyoruz. Hocam, implant üstü protezlere dönelim isterseniz. Tabii. Şimdi bunun avantajlarına da değinmek istiyorum ben. Şimdi hem takıp çıkarma durumu olabiliyor, evet, sabit de olabiliyor dediniz. Evet. Ve temizlenmesi, mesela bunların da bakımı konusunda da konuşabiliriz. Evet. Bahsedebilir miyiz avantajlarından? Şöyle söyleyeyim, implantın en önemli avantajı, herkes artık bunu biliyor ki ana dişlere dokunulmuyor. İşin açıkçası ağızda diğer dişler varsa, mevcut dişler varsa ve hastaya sabit bir protez yapılıyor mümkün oldukça. Evet. Önemli olan da bu. Mesela bir bayan hastanın estetik beklentisi daha çok. Evet, onu sağlayabiliyoruz. Erkek estetikle beraber yemek de istiyor. Çünkü eksiklikler var, rahat edemiyor. Ondan dolayı hareketli bir protezle hastaları memnun etmek çok zor. O yüzden mecburen sabit bir protez tercih ediyoruz. Başta da bahsettiğim gibi bakımı normal diş bakımıyla aynı. Yani nasıl günde 2-3 defa fırçalıyorsunuz, bu da aynı şekildedir. Evet, arayüz fırçaları önerebiliriz. Çünkü implant olduğu zaman implant boyunlarına biraz daha temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Yandaki dişlerden dolayı arada interdental papil dediğimiz, yani diş etlerine yemek artığı birikimi olabiliyor. İlave olarak tabii hastanın durumuna göre de değişir. Diş ipleri, arayüz fırçaları önerebiliyoruz. Ama yine düzenli normal bir bakım, sabit bir implant üstü protezde yeterli. Hareketli bir protezde de yine dediğim gibi sonuçta hareketli. Evet, implant üstüne tutturuyoruz biz bu protezi. Doğrudan dokuya oturtmuyoruz. O yüzden araya gıda artığı birikmesi çok normal. Tükürükle beraber oraya bir gıda akışı oluyor. Hastadan bizim istediğimiz, evet dışarıda normal hayatta sürekli takıp çıkaramaz bu protezi. Ama günlük olarak en azından akşamları bu protezi çıkarır, bakımını yapar. Ondan sonra geri takıp bile uyuyabilir. Yani bunun bir şeyi yok. Ama bakımı ihmal etmemek gerekiyor.
Çünkü sonuçta implantların şöyle bir şeyi var. Eğer bir erime meydana gelirse diş gibi ağrıyla belli etmez kendini. Yani doğrudan implant kemikle beraber erir ve ele gelir işin açıkçası. İleri derecede bir iltihaplanma olmadığı şartta ağrısız bir şekilde kendini belli eder. Evet, öyle yani bir sıkıntı o var. Zaman dikkat etmek Tabii, gerekiyor, yani değil mi? bakımı hiçbir şekilde ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Hocam peki bu implant, yani protezlerin pardon, ideal ömrü ne kadardır? Yani biz bakımını evet aksatabiliriz. Belli bir süre sonra onlarda da sıkıntılar yaşıyor muyuz peki? Ya şöyle, ben ona bir ömür biçemem işin açıkçası ama hastanın kemik kalitesi önemli. Burada genetik faktörler önemli. Yani ömürlük bile denilebilir bazı Evet. durumlarda. Çünkü bu implantlar yapılıp da 20 sene, 30 sene daha fazla kullanan hastalar var. Ama düzenli kontrollerinin yapılması çok önemli. Nedir bu? Biz hastalara deriz 6 ayda, 1 senede doktor diş hekimi kontrollerinize gidin. Özellikle implant gibi bir uygulama yaptırdıysanız ki yaptırdığınız hekim olması çok önemli. Filmlerle kontrolleri yapılır. Yani implant boynunda kemikte erime var mı, yok mu? Bunlar takip edilir. Bunlar hekim için de önemlidir. Çünkü operasyonu yaptığı için onun takibini ister. Yani hekimde. Çünkü implantlar çok çeşitli. Yani artık orada da bir ticaret olayı döndüğü için kullanılan implantların kalitesi, şekli tamamen farklıdır ve hekim de yaptığı implantı takip etmek zorundadır. Hasta memnuniyeti açısından. Evet. Ama dediğim gibi buna 3 sene, 5 sene, bir 30 sene gibi ömür biçemeyiz ama takiple beraber uzun süre çok rahat kullanılabilir. Kemik Tabii erimesi olmadığı müddetçe. kişiye de bağlı bu, Kesinlikle. bakımına da bağlı, birçok şeye bağlı. Kesinlikle. Dolayısıyla bir ömür biçemiyoruz Aynen. ama kontrol Bakımla altında beraber tutuyoruz. hastanın sistemik rahatsızlığı yoksa, altını orada çizebilirim. Kalp, şeker, tansiyon veya kemikle ilgili bir rahatsızlığı yoksa çok uzun bir süre ağızda kalabilir. Evet. Çünkü bunlar ciddi uygulamalar diş üzerinde. Evet. Dolayısıyla insanlar hani uzun süreli olmasın tabii ki diler. Kesinlikle. Özellikle diş hekimi korkusu olanlar için. Değil mi hocam? Bir de öyle bir durum var. Çok sevimli bir meslek değil gibi görünüyor. Evet, yani bunu duyuyoruz gerçekten. Normalden ziyade diş hekimlerinden veya dişçiden Evet. korkma durumu söz konusu, fobisi olanlar var. Bu noktada O da küçüklükten geliyor zaten. Yani öyle söyleyeyim. Yani çocukluktan gelen bir şey. En çok karşılaştığımız olay. Küçük bir çocuk bir diş hekimine gidiyor. Orada korkuyu alıyor. Yani hekim bilerek yapmaz, yapar. Ama o korku oraya yerleştiği zaman 5 yaşında, inanın 60 yaşında bile gitmiyor hekime. doğru Çok zor. söylüyorsunuz. Evet. Çok zor. Hocam çok sık karşılaşıyor musunuz bu durumlarda? Nasıl bir yol izliyorsunuz? İlla ki oluyor. Ben bahsediyorum çoğu ortamda zaten. Bizim mesleğimiz bir nevi, tabii yanlış anlaşılmasın, psikologluğa da kayıyor işin açıkçası. Çünkü Evet. hasta hem korkarak geliyor, hem o koltuğa oturacak, çeşitli işlemler yapılacak. O hastayı rahatlatmadan, tam olarak derdini dinlemeden ya da anlamadan diyeyim, işleme başlarsak olumlu bir sonuç almamız çok zor. Yani hasta bir kere o hekime kendini bir alıştıracak. Yani o hekimin ona rahatlattığına inanması lazım. Ona inanırsa çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ama dediğim gibi o korkunun yenilmesi de biraz zaman alan bir şey. Yine her zaman söylediğimiz gibi korkulacak bir şey yok aslında ama çocukluktan gelen bir şey olduğu için biz bununla şeyde de karşılaşıyoruz yani eş dost toplantılarında birbirlerine bahsedilen kötü uygulamalar, 20'lik diş çekimleri anlatmalar bunları Kötü toparlamak da anılar. biz aynen öyle bunları toparlamak biraz bizi Evet. uğraştırıyor ama bu da bizim işimiz Evet. mecburen. Tabii çocukluktan böyle bir etki kalmış olması olası ama hocam Tabii. bir de aynı zamanda hani yetişkinlerde de daha önce kötü bir anı yaşamıştır başka bir doktorla, Kesinlikle. değil mi? Kötü bir sonuç almıştır. Bu sadece size özgü bir şey değil. Hani birçok alanda aynı şey. Kötü bir anısı olan doktorda bu Aynen. etkiliyor insanları ve bir daha güven duygusu kazanması Çok zor sıkıntı oluyor. olabiliyor. Gerçekten çok zor oluyor. Öyle olduğu zaman hasta korkuyor ve gerekli durumda gelmiyor ne yazık ki. En son noktada geliyor. Yani dişi ağrıyor, Evet. gelmiyor. Çeşitli kendi bulduğu ilaçlarla bu şeyi geçirmeye çalışıyor. Öyle bir noktada geliyor ki artık biz evet bir şeyler yapabiliyoruz ama çok kısa sürede yapabileceğimiz bir işlemi daha uzatarak daha detaylı işlemler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da hasta açısından zor oluyor. Evet. Hocam bir de tabii ki estetik protezler Evet. var. Bunlar daha ufak uygulamalar mıdır? Görünürdeki ufak tefek bozuklukları Evet. kaldırabildiğiniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi diş hekimliğinde dışarıda böyle bir estetik diş hekimliği diye bir terim yayıldı. Yani son zamanlarda daha ön plana çıktı ama estetik diş hekimliği diye bir uzmanlık dalı yok bizim diş hekimliğinde. Uzmanlık dallarının uyguladığı estetik işlemler var. Evet, bir protez uzmanı estetik protezler yapabiliyor. Ama aynı zamanda bir ortodontistin yaptığı iş de estetik. Yani amaç dişleri düzenli bir hale sokmak. Ön dişlere uygulanan konservatif diş tedavi uzmanlarının yaptığı kompozit dolgular, estetik dolgular, bu da estetik.
bir periodontoloji uzmanının yaptığı pembe estetik deriz biz. Öndeki diş etlerinin şekillendirilme evet. işlemi. Yani çoğu uzmanlık dalı aslında estetiğe çıkmakta. Ama işin adı protez olduğu zaman doğrudan bir estetik oraya yaklaştırılıyor haklı olarak. Biraz önce de bahsettiğim gibi biz normalde eskilerde metal destekli porselenler daha çok kullanılıyordu. Günümüzde de bu evet. devam ediyor tabii ama bununla asıl şeyi sağlayamıyoruz. Nasıl diyeyim? Işık geçirgenliği noktasında tam noktaya doyuma ulaşamıyoruz. Alttaki metalden kaynaklanan bir matlık oluyor protezde haklı olarak. Bunun önüne geçmek için de artık tam porselen sistemleri dediğim sistemler bayağı yaygınlaştı. Ki onlarda da çeşitli protez tipleri başladı. Mesela şu an popüler olanlardan biri laminate venerler. Bunlar yaprak porselen, tırnak protezler diye de geçiyor. Çok tercih ediliyor. Eskiden zor uygulamalardı. Neden? Çünkü bu laminate venerleri dişlere yapıştırmak için kullandığımız bonding dediğimiz sistemler vardı. Bunların gelişmesi biraz zaman aldı. Yani eskilerde yapıştırıcılardan kaynaklanan uzun süren hassasiyetler olabiliyordu hı hı. dişlerde. Ya da ilk yapıştırmadan sonra hızlı bir şekilde düşmeler meydana gelebiliyordu. Ama yapıştırıcılarda da teknoloji bayağı ilerlediği için artık hem hassasiyet durumu ortadan kalktı. Hem de daha uzun olarak ağızda yerini alabiliyor bu laminate venner dediğimiz porselen tipleri. Ama her hastada da uygulanmıyor. Onu da belirtmek lazım. Evet. Ne gibi durumlarda tercih edebiliyoruz laminate venerleri? Örneğin ön dişlerde aralık olan, biz diastema deriz, boşluk olan hastalar. Bu boşluktan rahatsızsa uygulayabiliyoruz. Ya da ön dişlerinde kırık veya eskimiş dolgular, çürükler varsa tercih edebiliyoruz. Veya doğuştan gelen renklenmeler varsa veya antibiyotik yoğun kullanmaya bağlı renklenmeler. Hasta estetik olarak rahatsızsa şartlar uygunsa uygulayabiliyoruz. Ama mesela hastada bruksizm dediğimiz bir rahatsızlık var. Çene sıkma. Çok sıkı bir şekilde çenesini, dişlerini evet. gıcırdatıyor. Bu gibi durumlarda olabildiğince kaçınırız bunlardan. Çünkü yapmanın hiçbir mantığı yok. Direkt ya kırılır ya dökülür. Ama tercih edilebiliyor. Bunun dışında zirkonyum dediğimiz porselenler var. Zirkonyum dediğimiz materyal neredeyse metal sertliğinde, daha metalden daha sert, beyaz yapıya sahiptir. Hı hı. O yüzden metal destekli porselenlerin yerini almaya aday işin açıkçası. Çünkü hem altyapısını beyaz hem üstte kullandığımız porseleni beyaz kullandığımız zaman ışık geçirgenliği daha doğal bir seviyeye ulaşmakta. Bu da hastaları daha mutlu etmekte. Ama aradaki fark şu. Laminate venner dediğimizde çok az bir diş kesimi gerekiyor. Yani çok minimum 0.3-0.4 milimlere varacak kadar çok ince bir kesimken zirkonyum dediğimiz tam kaplama yapacaksak yine bayağı diş kesilmesi gerekiyor. Ama bu gibi durumlarda dediğim gibi doğru endikasyonu koymak önemli. Yani evet. estetik protez yapmak için yanlış bir endikasyon koyarsak o durumu daha da kötüye doğru götürebilir. İsterseniz bir mola verelim hocam Tabii. ardından devam edelim. Reklamların ardından yeniden buradayız değerli izleyenler. Olay Sağlık devam ediyor değerli izleyenler. Diş hekimi Serdar Nalcı ile birlikte bir takım diş uygulamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en sonunda estetikten bahsettik, estetik protezlerden bahsettik. Evet. bahsettik. İsterseniz konumuzu toparlayalım bu noktada. Genelde daha çok estetik amaçlı yaptığımız çalışmalar değil mi? Aynen o şekilde. Bu noktada tabii ki yine kişinin diş sağlığında ön plana alıyoruz. Yapılabilir yani uygulamanın yapılabilir olması da önemli değil mi? Herkese uygulayabiliyor muyuz biz bu estetik? Tabii dediğim gibi başta bahsettiğim gibi endikasyonu çok önemli. Evet. Mesela bir eksik önde bir eksik bir diş durumunda biz o laminate venner uygulamasından ziyade zirkonyum porselenleri seçebiliyoruz. Bunun dışında cam porselen denilen, IPS MPRS denilen de sistemler var. Yani tam porselenler de kendi aralarında bayağı dallanıp budaklanabiliyor işin açıkçası. Orada doğru kararı vermek biraz hekimle laboranta kalıyor. Yani diş teknisyenine kalıyor. Evet. Peki hocam bu estetik uygulamalarda yenileme oluyor mu, tekrarlama? Kişiler bir takım uygulamalar yaptırıyor. Evet. Sonrasında bir takım sıkıntılarla size geri dönüşler olup tekrar bu uygulamaları yenileyebiliyor musunuz? Tabii. Ya şöyle, şimdi estetik protezlerin şöyle avantajları var. Metal destekli protezlerde yaşa da bağlı olarak, yanlış fırçalamaya bağlı olarak diş eti çekilmeleri meydana gelebiliyor işin açıkçası. Hı hı. Bu metal destekli porselenlerde bu durumda alttan ne yazık ki metal yansıması oluyor. Özellikle ön bölgede bu ciddi bir estetik sıkıntı. Ama zirkonyum ya da tam porselen kullandığımız durumlarda böyle şeylerle işin açıkçası çok karşılaşmıyoruz. Hı hı. Ama yenileme ne zamandır? Çok ileri bir derecede diş eti çekilmesi vardır. Görüntü olarak
rahatsız edecektir. Veya kök bölgesinden bu sefer çürümeler başlayacaktır. O gibi durumlarda yenileme mecbur başvurabiliyoruz. Hocam, yeri gelmişken hemen sormak istiyorum. Bu diş eti çekilmelerinin temel sebebi ne olarak gösteriyoruz? Ya şöyle söyleyeyim, işin her noktasında olduğu gibi burada genetik çok önemli. Genetik. Birincisi. Çünkü kemikle beraber, yani oradaki diş eti işin açıkçası kemiğe tutunuyor. Çene kemiğine tutunuyor o bölgede. Kemik kendini geri çektiği zaman diş eti de onunla beraber geri çeker. Eğer kemik erimesi varsa bilin ki diş eti de kendini geri çekecektir. Evet. Yani bunun dışında ne olabiliyor? Yanlış fırçalama. Biz ayna karşısına geçtiğimiz zaman çok fazla bastırınca dişlerin beyazlayacağını düşünüyoruz ne yazık ki. Ama öyle bir evet durum. Hocam. Öyle bir ne durum. Yazık ki, ne yazık ki. Ne yazık ki yok. Biz o yüzden ben kendi adıma konuşayım en azından. Hastalara hangi işlemi yaparsam yapayım. Ayrıca diş fırçalama eğitimini de kısaca olursa anlatıyorum. Veya broşürler yardımıyla onlara gösteriyorum. Ve inanın %90 oranında herkes yanlış fırçalıyor. Ama bu bilemiyorlar. Yani haklı olarak. Beyazlayacağını düşünüyorlar ama öyle bir durum yok. Yani dişler bastırarak ne yazık ki beyazlamaz. Yani farklı yöntemlerle beyazlayabilir. Evet. Ama sert fırçalayarak değil, bu sert fırçalama ne yazık ki diş eti çekilmelerine sebep oluyor. Evet, yani biz iyi bir şey yaptığımızı sanarak aslında zarar vermiş oluyoruz. Bir nevi, bilmeden. Bir de tabii ideal bir süresi var hocam. Hazır diş fırçalamaktan tamam. bahsettik, biraz bakıma da girelim. Evet. Bunun bir süresi var, 2-3 dakikalık bir süresi var değil mi evet. fırçalamanın? Biz dediğiniz gibi hem daha uzun süre hem daha sert ve daha çok macunla daha iyi olacağını düşünebiliyoruz. Ne yazık ki. Ya şöyle söyleyeyim. Biz minimum olarak söyleyeyim. Günde 2 defa dişlerinizi 2'şer dakika fırçalayın diye öneride bulunuyoruz evet. ama bu 2 dakikayı gerçekten tam zamana göre uygulamak lazım. Genelde böyle Türk halkı arasında yapılan akademik çalışmalar adına konuşuyorum. 20-30 saniyede sonlanıyor bu fırçalama ve bu da yetmiyor. Bunun sebebi evet. şu. Hastalar sadece ön dişlerini fırçalıyor. Arka bölgeleri hızlı bir şekilde geçiştirdiği için sıkıntılar zaten arka bölgede başlıyor. Yani çürümeler, gıda artığı biriktiği zaman orada meydana gelen diş eti çekilmeleri genelde arka bölgedeki sıkıntılar bizi daha çok zorluyor. Yapılacak işlem eğer fırsatı varsa, yani eğer çalışıyorsa iş yerinde, çalışmıyorsa evde günde 3 defa fırçalaması bizim için daha iyi. Yani bakım açısından. Ama ön dişlere gösterilen hassasiyetin kesinlikle arka dişlere de gösterilmesi lazım. Yani bazı hastalarda neyle karşılaşabiliyoruz? Ya hocam fırçalıyorum ama macun midemi bulandırıyor. Mesela yani o zaman diş macunu kullanmayın. Çok şey değil yani ılık bir suyla direkt arka bölgelere en azından. Tabii eğer bulantı yapıyorsa bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü o fırça bile bulandırabiliyor. Doğru fırçalamak çok önemli. Ön dişlere çok rahat ulaşabiliyoruz. Evet. Ama arka dişlere ağzı çok büyük açtığımız zaman ne yazık ki ulaşamayız. Çünkü yanaklarımızda kaslar var. Bu yanak kasları biz ağzı büyük açtığımızda sertleşiyor ve o fırçanın oraya girişini engeller. Fırçayı ağza aldıktan sonra arka bölgeyi özellikle söylüyorum. Fırçalamak istiyorsak fırça ağızdayken biraz kapatmak daha iyidir. Bu sayede yanak kasları biraz daha gevşemekte ve arka bölgeye daha rahat ulaşmaktayız. Çünkü aynaya bakarak ne yazık ki arka bölgeyi çok rahat göremeyiz. Şöyle bir durum var. O 2 dakikanın 1 dakikasını üst çeneye, 1 dakikasını alt çeneye ayırmak gerekiyor. Hatta ve hatta bütün fırçalama bittikten sonra kısa bir şekilde dili de fırçalamayı öneriyoruz biz. Evet. Bu çok farklı gelebilir ama dildeki tomurcuklara, mikroplar çok rahat tutunmakta ve özellikle ıstırahat halinde, gece uyku halinde, dinlendiğiniz hallerde dişlerde tükürükle beraber geçiş olmakta. O yüzden dili de fırçalamakta en azından günde bir kere fayda evet. var. Hocam halbuki arka dişler diyoruz ama arka dişler, yan taraflar, iç taraflar kesinlikle. Aslında bayağı dikkat etmek gerekiyor kesinlikle. Diyebiliriz. Yani şimdi burada böyle reklam gibi olmasın tabii ama artık fırçalar bile şey oldu yani gelişti. Sadece kendi manuel değil de elektronik fırçalarla bile süreler tutularak fırçalanıyor. Hocam siz hangisini öneriyorsunuz? Ya ben şöyle söyleyeyim, ikisi de kullanılabilir işin açıkçası. Ama elektronik tabii ki öneririm. Neden? Çünkü orada süreyi artık makine hesapladığı için o süreden dönüş yok. Yani orayı gördüğünüz için 20-30 saniyede bırakmıyorsunuz. Yani 2 dakikaya kadar güzel bir şekilde fırçalıyorsunuz. Ama yani herkes onunla yapmak zorunda değil. Siz şartlara uyduktan sonra bir manuel el fırçasıyla da kendiniz hakim olarak da istediğiniz bölgeyi çok rahat fırçalayabilirsiniz. Evet. 20-30 saniye dediniz değil mi hocam? 1 dakika bile değil. Değil. Çok değil. Kötü. Çok hızlı bir şekilde ön dişleri fırçalayıp evet. hemen işe koşuyoruz. Sıkılıyoruz biz. Ne yazık ki öyle. Bir de sanırım diş ipi kullanımı konusunda da çok iyi değiliz diye düşünüyorum. Değiliz. Ama siz ne düşünüyorsunuz? O alanda biraz daha geliştirmemiz lazım. O alandaki sıkıntı şu. Biz Türk halkı olarak kürdana alışmışız. Gidiyoruz bir restorana, lokantaya, herhangi bir yere. Doğrudan masalarda kürdanlar var. Bu kürdan evet doğru kullanılırsa belli şeylerde faydası olabiliyor. Ama bilinçsiz kullanıldığı zaman bu kürdanı bir kürek gibi düşünün.
Nasıl kürekle toprağı kazıyorsunuz? Bu kürdanla sert bir şekilde kemiği çok rahat kazıyabilirsiniz. Çünkü özellikle mesela üst ve alt çene kemiğini ayırt edelim şöyle. Üst çene kemiği yumuşak bir kemiktir. Spongiyoz kemik deriz biz buna. Ve sert bir şekildeki işlemlerle bu kemik kazınabilir bilinçsiz bir şekilde. İşte o bölgede diş eti çekilmesi olur zaten. Evet. Kemik kendini geri çeker, diş eti çeker ve oradan hiç diş çürümesine gerek yok. Doğrudan problemler başlar. Hasta ağrıyla size gelir, çürük yok. Filme bakarsınız hiçbir şey yok. Ama o bölgedeki kemik kaybı. Ve bu kürdan da ne yazık ki böyle sigara alışkanlığı gibi bir şey. Yani onu bıraktırmak için biz hastaları diş ipine yönlendiriyoruz. Gerçekten. Aynen öyle ama diş ipini mesela diyor ya tutamıyorum, yapamıyorum ama inanın nasıl alışılıyor her şeye ona da alışılıyor. Çünkü diş ipi en azından diş etinize, kemiğe, dişe zarar vermiyor. Ve daha doğru bir temizlik yapmış oluyorsunuz. Hocam kürdanla biz kanatana kadar bazen değil mi uğraşıyoruz? Aynen öyle. Hani sıkıntı dediğiniz işte kanıyorsa gibi zaten problem var demektir. Evet. Ne yazık ki. Kanıyorsa problem var. Aynı zamanda bu kanama dişlerimizi fırçalarken de kanamayla karşılaşıyorsak bize bir problem olduğuna problem işaret. Problem var. Aynen öyle. Sağlıklı doku hiçbir şekilde kanamaz, ağrı yapmaz. Yani hani tükürüğümüzde biz kan görüyorsak bir sıkıntı bir var. Bir sıkıntı vardır. İleri derecede olmasına gerek yok. Evet. Ha, bütün diş etine yaygın olmasına gerek yok ama ağızda belli bölgede sıkıntı var demektir. O gibi durumda bir diş hekimine gidip gerekli radyografik değerlendirme yapılarak çok rahat bir şekilde bulunur, çözümüne kavuşur. Evet hocam yine ilgi çeken bir konuya da değinmek istiyorum. Diş beyazlatma konusu. Evet. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Mesela sürekli olarak uygulanılabilirliği var mıdır? Diş beyazlatmak dişe zarar verir mi? Öneriyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim, zarar vermez. Öyle söyleyeyim ama bilinçli yapmak lazım. Çünkü şimdi piyasada, sosyal medyada her kullandığımız evet o dişi beyazlatıyor, bu dişi beyazlatıyor şeklinde bütün malzemeleri kullanırsak biz hem dişimize hem diş etimize zarar veririz ne yazık ki. Eğer bir şey kullanacaksak bunu yine hekim bilgisinde, hekim kontrolünde kullanmakta daha fayda vardır. Beyazlatmayı şöyle iki alana şeye ayırabiliriz. Evde yapılan beyazlatma ve klinik ortamında yapılan beyazlatma olarak ayırırsak daha doğru olur. Önce bir kliniğe başvurursunuz. Eğer hekim de uygun gördüyse yani evde beyazlatma yapılması gerekiyorsa yine hekimin sizin çene yapınıza uygun bir plak hazırlaması gerekiyor. Yani önce ölçüler alınıyor. Gerekli şeffaf olacak şekilde plak hazırlanıyor. Ondan sonra ev tipi beyazlatmanın kitleri var. Yani onlar hasta o şartlara uyarak evde bu plakları takarak uygulayabiliyor. Bunun dışında klinik ortamında yapılan lazerle beyazlatma işlemleri var. Ama bu da çok dikkatli bir şekilde dediğim gibi bilinçli bir şekilde hekim tarafından yapılması lazım. Bu lazerle beyazlatma işlemi de eğer sigara, çay, kahve bunları bir kenara koymak lazım. Bu şartlara ve temizliğe uygun olduğu sürece yani 2 seneye yakın beyazlık sağlayabiliyor. Ama sigara her alanda olduğu gibi bizim o beyazlatmada da ne yazık ki düşmanımız. Evet, yani biz herhangi bir işte sigara, çay, kahve tüketmiyorsak 2 sene çok rahat götürüyor gider. Bizi evet. Bu beyazlatma yani çay, işlemi. Kahve yine bir derece çözüm bulunabiliyor ama sigara içindeki zararlı maddelerden dolayı diyeyim ne yazık ki dişin yapısına kadar işleyebiliyor. Evet, yani düzenli bir de şöyle bir durum var hocam. Şimdi beyazlattık dişimizi. Biz o beyazlık tabii çok hoşumuza gitti. Sonraki süreçte tabii yine işte besinlerden veya bakımından dolayı eski haline döndüğü zaman bunu sürekli ihtiyaç haline getiriyoruz. Aynen öyle. Alışkanlık oluyor değil mi beyazlatmada? Ya bir nevi hasta yani haklı olarak güzel dişlere, beyaz dişlere kavuşunca onun devamını istiyor. Ondan dolayı gerekebiliyor. Zaten lazerle beyazlatma tek seansta değildi. 3-4 seansta yapıldığı için etkin sonuç alınıyor. Yani ne kadar sigara olmasın desek de sigaranın azaltılması bile o beyazlığın etki süresinin uzamasında bize fayda sağlıyor. Hocam lazer dışında farklı uygulamalar var mı beyazlatma konusunda? Ya evet. Mesela ilaç, ürün vesaire o tarz şeyler. Çeşitli dediğim gibi materyaller var ama hekim onları klinik ortamında siz daha çok uygular. Evet. Aynen o şekilde yapılabilir. Çünkü dediğim gibi bu işte çok bilinçsizce sosyal medyada diyeyim yani çok farklı şeyler dişi beyazlatabiliyor diyor ama hastalar bir geliyor diş etleri ne yazık ki kötü duruma gelmiş onları uyguladığı için onu toparlamak daha zor oluyor bu sefer. Evet. Bir de çocuklarda da diş bakımı muhakkak önemli. Çok onlara önemli. Diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak. Çok önemli. Bu zor olabilir aileler için. Yani bu konuda ne öneriyorsunuz ailelere? Nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim ailelere. Çocukların diş hekimiyle ilişkisi ne zaman başlar? 6 aylıktan başlar. İlk süt dişleri sürmese erken de olabiliyor bazı durumlarda ama 6 ayda ilk süt dişleri ağızda yerini almaya başlıyor.
O durumdan itibaren evet hemen diş hekimi kontrolüne götürün anlamında değil. Ama diş hekimiyle irtibatlı olacağı için aile en azından çocuğun o süt dişini nasıl koruyacağını, nasıl bakım yapacağını anlatabiliriz. 6 aylık bir çocuğun dişini tabii diş fırçasıyla fırçalayamazsınız ama steril gazlı bezler deriz. Yani tabii şey katı gıdayla beslenmeye başladığı zaman biz onunla annesinin özellikle temizlemesini isteriz. Yaklaşık 3 yaşına vardığı zaman ağızdaki süt dişi dizisi tamamlanmış oluyor. Ondan sonra biraz anneyi babayı görüyor yani çocuk. Yani evet siz evde düzenli yaparsanız çocuk zaten sizden o alışkanlığı kapıyor. Doğru. Yani ürkütmüyor onu işin açıkçası. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendiniz kontrollere gidip geldiğinizde çocuğunuzu götürün. O ortamı görsün sadece. Hekimi görsün, oradaki hastaları görsün. Hemen koltuğa oturup o çocuğa bir işlem yapmaya gerek yok. Orada önce kendini bir rahat hissetmesi lazım. İnanın daha sonra o korku oluşacaksa da olmuyor. Tabii kesinlikle evet. Gidiyor. Yani 6 yaşına geldiği zaman da zaten ana dişleri sürmeye başlıyor. Asıl o durumda başlıyor. Yani asıl detaylı temizlik orada başlıyor. Artık çocuk da fırça kullanacak. Yani. Fırça ne zaman dedik? Yani minimum ya ben 3 yaşında başlamasını tabii ki öneriyorum evet. Ama çocuk o şeye gelene kadar anne desteğiyle, baba evet. desteğiyle. Ama artık 6 yaşında ana dişleri sürmeye başladığı zaman kesinlikle çocuğa bu alışkanlığı devretmek gerekiyor. Yine bizlerle beraber. Çocuğu tek başına gidip dişini fırçalatamayız. Yani direkt macunu al, sür şeklinde yapamayız ama bizleri görerek, bizim gözetimimiz dahilinde o fırçalama işlemini yapması gerekiyor. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Hem Rica katılımınız ederim. Hem değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.